Düşman radarına yakalanmadan Fordo gibi nükleer sığınakları vurabilen bu uçak ne kadar güçlü olabilir? Amerika'nın görünmez gücü B-2 Spirit'in sırrını açıklıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin en gelişmiş bombardıman uçağı B-2 Spirit, stealth teknolojisi sayesinde düşman radarlarından görünmez kalırken 11.100 km menzilde 22.700 kilogram savaş yükü taşıyabiliyor. Northrop Grumman tarafından geliştirilen uçaklar, 2,1 milyar dolarlık birim maliyetiyle askeri havacılık tarihinin en pahalı projesi. Fordo gibi yeraltı nükleer tesisleri vurabilecek dünyadaki tek uçak olarak ön plana çıkıyor. B-2 Spirit, yalnızca gelişmiş bir bombardıman uçağı değil, aynı zamanda askeri havacılıkta teknolojik sınırların nasıl zorlandığını gösteren uçan bir prototiptir. Uçan kanat tasarımı sayesinde gövde ve kuyruk gibi klasik yapısal bileşenleri bulunmayan bu uçak, aerodinamik verimliliği maksimum düzeye çıkarırken, radar sinyallerinin yansımasını da minimuma indiriyor. Özellikle radara yakalanmamak için geliştirilmiş olan bu özel geometri, uçağın düşman hava savunmalarını tamamen bertaraf etmesini sağlıyor. Radar emici özel malzemelerle kaplanan yüzeyi ve motorlarının kanatlar arasında gömülü yapısı sayesinde, B-2 Spirit elektromanyetik spektrumda neredeyse görünmez bir varlık haline geliyor. Bu özellik, özellikle İran gibi güçlü hava savunma sistemlerine sahip ülkelerde gerçekleştirilen operasyonlarda hayati önem taşıyor. B-2 Spirit'in en çarpıcı özelliklerinden biri, gizlilik ile yıkıcı güç arasında mükemmel bir denge kurabilmesidir. 40.000 libreye kadar mühimmat taşıyabilen bu uçak, silahlarını tamamen dahili bomba bölmelerinde saklayarak radar izini sıfıra yakın düzeyde tutuyor. Konvansiyonel mühimmatlardan termonükleer başlıklara kadar geniş bir silah yelpazesiyle donatılan B-2, aynı zamanda gelişmiş hedefleme sistemleri sayesinde milimetrik hassasiyetle vurabiliyor. GPS destekli ortak doğrudan saldırı mühimmatı sistemleri, uçaktaki gelişmiş APQ-181 radarlarıyla entegre çalışıyor. Bu da özellikle yer altına gömülü, taktiksel olarak korunan hedeflerin bile yüksek isabet oranıyla etkisiz hale getirilmesini mümkün kılıyor. Fordo gibi 80 metre kalınlığındaki betonarme yapıların bile bu mühimmat karşısında dayanamayacağı savunma çevreleri tarafından açıkça dile getiriliyor. B-2 Spirit'in taşıyabildiği GBU-57AB Massive Ordnance Penetrator isimli mühimmat, onu modern savaş sahasında eşsiz kılan en önemli unsurlardan biridir. Bu bomba, yaklaşık 13.600 kilogram ağırlığında olup 60 metreye kadar beton yapıları delme kapasitesine sahiptir. Konvansiyonel mühimmat sınıfında değerlendirilen bu bomba, nükleer olmayan ancak nükleer etki yaratabilecek düzeyde bir tahrip gücüne sahiptir. Fordo nükleer tesisi gibi dağ içine kazılmış, ağır zırhla korunan hedeflere yönelik gerçekleştirilecek herhangi bir hava operasyonunda bu bombayı taşıyabilecek tek platform B-2 Spirit'tir. Diğer uçaklar bu bombanın hem ağırlığını hem de hassas kullanım şartlarını kaldıramazken, B-2'nin düşük radar izi ve yüksek irtifa kabiliyeti, MOP'un hedefe doğrudan ve kesintisiz ulaşmasını sağlar. B-2 Spirit'in dünya çapında yankı uyandıran bir diğer özelliği ise menzil kapasitesidir. Yakıt ikmali yapmadan 11.000 km, havada tek bir ikmal ile 19.000 km üzerinde görev menziline ulaşabilen bu uçak, neredeyse dünyanın her noktasına erişim sağlayabiliyor. Bu özellik, Pasifik Okyanusu'nun ortasında konuşlu bir üsten havalanan B-2'nin, hiçbir kara üssüne gerek duymadan Orta Doğu'da operasyon yapabilmesine imkan tanır. Dahası, uçak 40 saate varan görev sürelerini gerçekleştirebilir. Her 6 saatte bir havada yakıt ikmali yapabilen B-2, bu süre boyunca havada kalabilir ve değişen operasyon senaryolarına anlık olarak adapte olabilir. Bu da stratejik sürpriz faktörünü elinde tutmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri için çok önemli bir koz anlamına geliyor. B-2, yalnızca bir silah platformu değil, aynı zamanda savaş sahasının merkezinde yer alan dijital bir komuta merkezidir. Uçak, gelişmiş görev bilgisayarları ve sensör sistemleriyle donatılmıştır. Kokpit içindeki iki kişilik mürettebat, tüm operasyonu dijital ekranlar ve otomasyon destekli sistemlerle yönetir. Uçaktaki sensörler, hedef tespiti, analiz, tehdit algılama ve navigasyon gibi alanlarda üst düzey veriler üretir. Uydularla sürekli bağlantıda olan uçak, hem yerel hem de küresel komuta merkezleriyle senkronize çalışabilir. Bu sayede B-2 yalnızca bağımsız bir saldırı unsuru değil,
aynı zamanda büyük çaplı harekatların havadaki koordinatörü olarak da görev yapabilir. B-2 Spirit, 1997 yılında hizmete girmesinden bu yana geçen 25 yılı aşkın sürede, gerek savaş alanındaki etkinliği gerekse caydırıcılığıyla stratejik hava gücünün zirvesinde yer aldı. 2032 yılına kadar görevde kalması planlanan bu uçakların ardından, yeni nesil hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider'ın devreye alınması bekleniyor. Ancak B-21 henüz sahaya inmemişken, B-2 hala benzersiz görevler üstlenmeye devam ediyor. Uzmanlara göre, Fordo gibi derinlemesine korunan hedeflerin hala yalnızca B-2 tarafından etkili biçimde vurulabiliyor olması, bu uçağın teknolojik olarak ne denli ileride olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin aktif filosunda yalnızca 19 adet bulunan bu uçaklar, adeta stratejik operasyonların gökyüzündeki sessiz gölgeleri olarak varlığını sürdürüyor. İki dahili silah bölmesi 22.700 kilogram savaş yükü taşıma kapasitesi sunuyor. Konvansiyonel ve nükleer silah seçenekleri mevcut. 16 adet B-83 nükleer bomba veya 80 adet Mark 82 genel amaçlı bomba yerleştirilebiliyor. Hassas güdümlü mühimmat olarak 80 adet Ceydan bombası kullanma imkanı bulunuyor. 16 adet AGM-158 JASM kruz füzesi taşıma kabiliyeti var. GBU-57 MOB bunker penetratörü de silah seçenekleri arasında. B-2 programının toplam maliyeti 78 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Birim maliyet 2,1 milyar dolar olarak hesaplandı. Araştırma geliştirme 46 milyar dolar, üretim 24 milyar dolar tuttu. Program yönetimi 8 milyar dolar maliyet oluşturdu. Saatlik operasyon maliyeti 135 bin dolar. Yıllık bakım gideri uçak başına 3,4 milyon dolar. Her B-2 için 15 teknisyen personel ihtiyacı bulunuyor. İlk planda 132 adet üretim planlanmış ancak 21 adet tamamlanabildi. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.